Herkese selamlar dostlar 22 Ocak Cumartesi iddia tahminleriyle Hepinize selamlar Toplamda 12 adet mücadelemiz var Baştan şunu söyleyeyim Videoda çok fazla düşük oran yok En düşük oran 1.50 Genellikle her maça yüksek orandan girdim Ne kadar yüksek orandan girdiğimi zaten sizlerde birazdan göreceksiniz Direkt videoya geçmek istiyorum Sizlere videonun başında bir maç skoru sormak istiyorum Cumartesi günü oynanacak en güzel maçlardan bir tanesi Çok zor bir mücadele Sivas Spor Fenerbahçe Maç skoru ne olur? Bildiğiniz üzere en zor deplasmanlardan bir tanesi Sivas deplasmanı. Hava koşu hava koşullarının da zaten Türkiye'de biliyorsunuz şu an çok fazla kar var. Bu maç skoru ne olur? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Kazananlardan bir kişiyi katı telegram gruplarımızda bir ay boyunca misafir etmek istiyoruz. Sadece yorumlara maç skorunu yazmanız bizler için yeterli olacaktır diyerekten geçeyim. Cuma gününün kombinesi vardı bildiğiniz üzere. Pardon perşembe gününün kombinesi. Alanya Spor Hatay mücadelesine KG var demiştik. Maç 6-0 bitti. Galatasaray mücadelesine direkt 8.500 korneri yapıştırmıştık zaten. 11 korner bitti. Hatay kaleye bile doğru düzgün gidemedi. Attığı bir gol vardı. O da offside oldu zaten. Bunu da geçiyorum arkadaşlar. Yüksek oranlarda ne yaptık? Ondan bahsetmek istiyorum sizlere. Yüksek oranlarda bugün 5'te 3 yaptık. Neler vermiştik? Sizlere de verdim burada. Alanya Hatay mücadelesi ilk kere 1.5 üst verdim. 2.27 gibi orandan o başarılı oldu. Mali mücadelesine 1 ve 3.5 alt şekilde sizlere bir öneri yapmıştım zaten. Ben yüksek oran grubunda 2-0 gibi skor beklediğimi belirttim. Maç zaten 2-0 skorla bitti. Skorunu dahi bildik. 1 ve 2.5 altını direkt doğrudan 2-20 gibi orandan aldık aynı şekilde. Arsenal Liverpool mücadelesinde de benim beklediğim skor da tam beklediğim skor 2-0'lık bir Liverpool galibiyetiydi. O da öyle bitti. Maksimum 2-1 olur diye düşünüyordum ben. O yüzden 2-3 gol verdim. O da geldi arkadaşlar diyerek yüksek oran grubunda da böyle bir icraat yaptık. Ve sizlere katıl telegram gruplarından bugün ne yaptık ondan bahsetmek istiyorum. Hızlıca geçeceğim. Ben zaten bir siftah açayım dedim. Galatasaray mücadelesi ilk yarısı 0.5 üst olarak değerlendirdim ilk yarıda zaten iki tane gol oldu. Güzel bir şekilde geldi. Hatta 2-10 gibi orandan alanlar da var zaten. Sohbet grubunda gel konuştuk. O geldi. Şöyle Fenerbahçe'nin basketbol mücadelesi vardı. İlk yarı 60 buçuk alalım dedik. Çünkü temposuz geçiyordu mücadele. Onu yakaladık. Burada bir de Galatasaray'ın evsel bir buçuk üst alayım dedim ben. Galatasaray pozisyonlar kaçırmaya başlamıştı. Dedim ki Galatasaray bir tane de atabilir şekilde bir öneri yapmıştım. 1.55 oranı vardı. Önerdiğim zaman da atamadı bu başarısız oldu. Fenerbahçe burada geldi. zenit Monako mücadelesi vardı Euroleague'de. Deplasman 75.5 üst önerdik. Zaten çok kolay ulaştım. Mike James önderliğinde çok güzel işler çıkardı. O geldi zaten Monako mücadelesinde. Galatasaray'ın gelmediğini gördük burada. Alba Berlin, Real Madrid mücadelesi vardı. İlk kere 75.5 üst Keza o geldi zaten muazzam bir şekilde ilerledik. Fenerbahçe'nin canlısı vardı. Fenerbahçe Zalgiris ile oynuyordu. Basket Euroleague mücadelesi o geldi. Real Madrid mücadelesi geldi. Telavi burada yattı. İlk kere 75.5 alt dedik. Fakat son anlarda çok fazla üçlük gelmeye başladı. O yattı. Real Madrid mücadelesinde uzatmalarda gelen bir gol olur diye önerdik. O başarılı bir şekilde geldi. Sonradan bir kombin yaptık. 2.38'lik hatta direkt tutmuş halini göstereyim sizlere. Bu telafi kombinesi olarak editör arkadaşımız önerdi. Uzatma sonucu 2.5 üst Real Madrid ve Roma mücadelesi ikerim 1.5 üst. Güzel bir kombin oldu bu. Başarılı bir şekilde geldi. Hatta NBA önerdik sonrasında. NBA'de de 2 gündür çok güzel bir kazanç sağlıyoruz. Hafta sonu da ben burada çok güzel kazançlar sağlayacağımızı düşünüyorum. Sizler de hemen seviyelerden bahsedip geçmek istiyorum. Seviyelere baktığımız zaman da ana telegram grubumuz 30 TL'lik gruptur. Canlı maçların bulunduğu gruptur. Canlı maçlardaki başarılarımız zaten yorumlara yazacak katıl grubundaki arkadaşlara da sorabilirsiniz. Canlıdan gerçekten güzel işler çıkardığınızda belirteyim. Telegram yüksek oran grubuna baktığımız zaman da hem telegram grubuna ana telegram grubuna girip canlı maçlardan faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca da yüksek oran grubundan da faydalanan yüksek oran grubundan tekli tercihlerden de faydalanabiliyorsunuz. Her şey dahil iletişim grubuna baktığımız zaman da burada da yüksek misli oynadığımız ekstra kombine kombineyi görebiliyorsunuz. Hem tekli hem yüksek oluyor. Bazen tek maç gidiyoruz. Bazen de e, kombin olaraktan da değerlendirme yapıyoruz. Ana Telegram grubuna, yüksek oran grubuna, her şey dahil yüksek misli grubuna dahil olabiliyorsunuz. Ayrıca WhatsApp iletişim hattı da mevcut diyerekten de geçeyim isterseniz. Maçlarımıza Hızlı bir giriş yaptıktan sonra direkt başlamak istiyorum arkadaşlar. 4 dakika olmuş, ne var olmuş? Şimdi Adana Demirspor Karagümrük mücadelesi. Sizlerden ricam arkadaşlar yine aynı şekilde artı 300'ün üzerinde bir like. Çok fazla istemiyorum. Artı 300'ün üzerinde like bırakırsanız sizlerden sevinirim arkadaşlar. Atacağınız like'lardan dolayı şimdiden çok teşekkürler. Bu videoda da zaten bir rolling yapıyoruz. Videonun sonunda da bir rolling olduğunu göreceksiniz. Tek maç olaraktan da ilerleyeceğiz. Adana Demir Karagümrük mücadelesi Yüksek orandan aldığım maçlardan bir tanesi bu arkadaşlar benim. 1.96 gibi orandan değerlendirdim. Ne verdim şimdi? Öncelikle maçlardan bahsedelim biraz. Adana, Adana Demir son Konya mücadelesinde çok fazla pozisyona giremedi. O istediği net pozisyonlara giremedi. Ondan önceki oynadığı kendi evindeki Kayseri maçına baktığımız zaman da aynı şekilde o istediği net pozisyonlara giremedi. Balotelli bu iki mücadelede yoktu. Sanırım bu mücadelede olacak Balotelli, takım, Balotelli takımın başında. Burada kara Karagümrük'e karşı elinden geleni yapacaktır. Yani zaten iki maçtır puan kaybeden bir Adana Demir var. Adana Demir'in de kadrosu bence şu an çok iyi. Kadroda tek eksik Balotelli. O da bu takıma döndüğü zaman ben Adana Demir'in çok bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum bu mücadelede. Karagümrük'e baktığımız zaman da kendi evinde iyi oynayan bir Karagümrük takımı var. Fakat son mücadelede Beşiktaş'a karşı çok fazla bir varlık gösteremedi. Pesic sakattı takımın 12 golcü. 12 golle en golcü ismi hatta Süper Lig'inde gol kralı. Yanlış hatırlamıyorsam Pesic sonradan girdi. Dakika 76 gibi girdi oyuna. Bu maçta muhtemelen oynayacaktır diye düşünüyorum ben Karagümrük'le Pesic için ilirek ilk 11'de. Fakat deplasmanlarda Karagümrük iyi oynamıyor ki. Adana demine baktığımız zaman da sık sık Kaleye şut çektiğini görüyoruz ve ayrıca kontrataklarda da çok iyi değerlendiriyor. Karagümrük burada çok fazla savunma yapamayacaktır. Ki zaten Karagümrük'ün oyuncu profiline baktığımız zaman da çok savunmaya uygun değil. Onlar biraz da atak futbolu sergiliyor. Deplasman'da da yani o işleri çok zor olmuyor. Hatta zaten deplasman'daki kimle oynarsa oynasın çok fazla pozisyon verdiğini de belirteyim. Ben burada Adana Demir tarafındayım. Adana Demir galip gelir. 1.96'dan ben 4.5 altına da yöneldim. Adana Demir galip gelir ve 4.5 altında birer biter diye düşünüyorum. Direkt 1.96 gibi orandan sizlere ilk önerimi yapıyorum. Fenerbahçe Sivasspor'unca Sivas Spor Fenerbahçe mücadelesi. Maç skorunu zaten sizlere sordum. Ben zor bir mücadele olacağını düşünüyorum. İsmail Kartal dediğim gibi ilk galibiyetini aldı. Yüksek misli grubunda da zaten Fenerbahçe'ye önermiştik direkt. Yüksek misli olaraktan da normalde çok yapmam. Fakat Bayern Münih bile gelse bu Sivas deplasmanında zorlanacağını zaten sizler de biliyorsunuz. Zaten en zor deplasmanlardan bir tanesi. Videonun başında da bahsettim sizlere. Sivas burada arkadaşlar elinden geleni yapacaktır. Bazı eksikleri var Sivas Spor'un. Fenerbahçe'de ne yapacağı belli değil yani. Bir oyun sistemi yok. Daha ligin ikinci yarısı başladı. Hala oturmuş bir kadrosu mevcut değil. Ondan dolayı sıkıntı yaşıyor kadro konusunda. Kim oynar kim oynamaz. Sürekli teknik adam değişiyor. Sürekli bir denemeler oluyor. Fenerbahçe açısından bu zor oluyor. Son mücadelede kazandı dediğim gibi Altay'a karşı. Sivas her zaman bir işi Fenerbahçe'ye karşı rast gitmiştir diyerekten. Ben şöyle bir öneri yapacağım. Tek tercih yüksek oran. Başka bir önerim olmayacak. 1.79 gibi orandan 2-3 gol tercihi. Ben bu mücadelenin tarafa gitmesi çok zor. Bir beraberlik bence ağır basıyor. 1-1 gibi bir skor alırsa bir taraf 2-1 alır diye düşünüyorum. Kafamdaki senaryo gol tercihini sizlere direkt önereceğim. Hoffenheim Dortmund mücadelesine baktığımız zaman da ben direkt zaten sizlere baktığımız zaman Hoffenheim Dortmund deyince aklınıza ilk gelen mücadele KG var oluyor. KG var zaten oranına bakmaya gerek yok. Oran açmamışlardır. 1-27 gibi oran açmışlar. Yani idealden almak isteyenler alsın. Gelir çünkü Kramaric önderliği Hoffenheim'de Dortmund'a karşı gol atar. Ki Dortmund'un gol yemeyeceği yani Adıyaman Spor bile gelir Dortmund'a Dortmund, a, Dortmund a her türlü gol atar. Çünkü arkadası çok boş bırakıyor. İlerideki 6 oyuncusu Orta sahanın ilerisinde sürekli çok fazla Dortmund'un zaten e, oyun anlayışı şu yönde ilerliyor. Şöyle bahsetmek gerekirse biz gol yiyelim fakat 5 tane atalım. 2 gol yiyelim 5 atalım şekilde KG varı zaten alabilirsiniz. Ben yüksek oran olarak da şöyle önermek istiyorum sizlere. KG var almak istemeyenler 3.5 üstün oranı 1.77. Dortmund tek başına bile 3.5 üstüne götürebilir. Fakat ben zaten burada Hoffenheim'ın vereceği karşılığı bekliyorum. Hoffenheim'in zaten maç skorlarına baktığımız zaman da bir kupa mücadelesi oynadı. 4 birlik mağlup oldu. Ondan önce kendi evinde oynadığı mücadeleyi de 3 birlik Asburg mücadelesiyle Onu da kazandı. Kendi evinde zaten Dortmund'a da gol bulacaktır. KGS iddiadır. Fakat yüksek orandan da burada 3.5 üstüne 1.77 gibi orandan gidilebilir diye düşünüyorum. Bol şanslar. Gladbach'la Union Berlin mücadelesi. Keza çok güzel maçlardan bir tanesi. Günün en güzel KG var maçlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben Gladbach mücadelesinin. Çünkü deplasmanda Union Berlin'e baktığımız zaman da kontra ataklarla rakip kaleyi sürekli vuruyor. Bunu hangi maçtan örnek verebilirim sizlere? Level Kuzen Union Berlin mücadelesi vardı. 2-2 biten mücadele. Level Kuzen de aynı şekilde e, takım profiline baktığımız zaman da Gladbach'a benzer. Kendi evinde ofans futbolunu çokça sergileyen bir takım. Union Berlin de bu gibi takımlara karşı deplasmanda kontra ataklardan gol bulmayı başarabiliyor. Hücumdaki zaten bitiricilikleri de gol pozisyonlarına girme de bitiricilik de üst düzey olduğundan dolayı böyle bir değerlendirmem var benim bu mücadelede. Gladbach'ta 3 maçtır mağlup oluyor. Bir tanesi zaten kupa mücadelesi. Kupa mücadelesinde son maçta e, Hanover 96'ya 3-0 gibi skorla mağlup oldu. Onlar da Bayern Münih'i yendi. Kupayı isterler diye düşünüyordum ben. Ben değerlendirme altına almamıştım fakat takip ettim. 3-0 gibi skorla mağlup oldu. Burada kendi evinde güzel bir KG var mücadelesi bizleri izletebilir. 1.40, 1.50 gibi orandan direkt tek maç KG var olarak değerlendirdim. Değerlendireceklere bol şanslar. Brentford Wolverhampton mücadelesine baktığımız zaman da ben Wolves'ı geçen hafta bildiğiniz üzere tek maç olarak taraf bahsi alıp 2 gibi 2 oranı vardı sanırım. 1.97 mi ne oranı vardı. Tek maç yüksek oran değerlendirmiştim. Çünkü Wolves'ı ben biliyordum. Yani izliyorum Wolves takımını. Oynayabiliyor. Brentford son mücadelede United'a 3-1 gibi mağlup oldu arkadaşlar. Fakat ilk yarıdan o kadar çok pozisyona girdi ki Brentford takımı. Yani anlatamam sizlere. Karşı karşıya iki tane net kaçırdı. Bir tane de boş kaleye yakın kaçırdı. Daha çok Deheya kurtardı desek daha doğru olur. Brentford takımı yani pozisyonlara giriyor. Fakat United'a karşı pozisyonlara giriyor. Wolves takımı onlara bu pozisyonları ben tanıyacağını kesinlikle düşünmüyorum Wolves takımının. Çünkü Kilman, Cody, Toti, sağda Semedo, solda Nori. Bu yıllar 5'li defansa çekildiği zaman bir sıkıntı yaşamıyor. Yani rakiplere Manchester City'ye de pozisyon vermiyor. Yani Brentford'u bıraktım Manchester City'ye de pozisyon vermiyor. Traore'de geçen hafta ilk golünü attı. Güzel bir galibiyet aldı. Jimenez de gol attı. Takımın morali güzel. Ben burada direkt sizlere yüksek orandan. Maç sonu 2. 2-16 gibi orandan önereceğim. Geçen hafta ne önerdim Wolves'a galibiyetini? 2 orandan. Aynı şekilde burada 2-16 gibi orandan tekrar Wolves galibiyeti bekliyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Les United ile Newcastle United mücadelesi. Newcastle Chris Wood'u transfer etti. Bildiğiniz üzere Burnley'in futbol e, forvetini aldı. Fakat girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Çokça pozisyona girdi. Ben burada Les United'e karşı yine aynı şekilde pozisyonlara girmesini bekliyorum. Saint-Maximin'e baktığımız zaman da son hafta yine kendi bitiriciliğiyle birlikte gol bulmayı başardı. Burada yine kez aynı şekilde takımın hücum hattındaki dribbling ataraktan da Leicester United savunmasını zora sokmaya çalışacaktır. Leicester United de geçen hafta West Ham'la oynadı. Üç gün önce falan geçen hafta dediğime bakmayın. Ev sahibi bir buçuk üst vermiştik. O maçtan kazanmıştık biz keza. Hem YouTube'da hem katıl grubunda. Ee, Valla, Bielsa'nın öğrencileri formda. Geçen amaçta baktığımız zaman da Rapinha, takımın en önemli ismi kim? Rapinha. O çok fazla sahneye çıkmadı. Sol açık Harrison. Hat-trick yaptın yanlış hatırlamıyorsam. O sahneye çıktı. Ya, güzel bir mücadele izletti bizlere. Ben yine aynı şekilde gollü bir mücadele bekliyorum. Şimdi maç beklendi skorumu söyleyeyim ben sizlere. Bir tane ideal tercih aldım. 2-1'lik bir Leicester United galibiyeti bekliyorum ben. İdealden 2.5 üstünü 1.50 gibi orandan zaten değerlendirme altına alabilirsiniz. Ben burada Newcastle'daki Chris Wood'la açılışını yapmasını bekliyorum. Notların altına alalım, bu notlarınızı alın bu mücadeleyi. Chris Wood'un bir açılış yapmasını bekliyorum Newcastle'da. Burada zaten Leeds United gerekeni yapacaktır. Yüksek orandan da şöyle bir öneri almışım ben. Notlarıma şöyle almışım. Maç sonu 1 ve 2.5 üstünü oranını 2.32. Bakın. Maç sonu 1, 2.5 üstünü oranı 2.32. Benim skor beklentim 2 birlik bir Leeds United galibiyeti yemeyenler yani işte yemeyen 2.5 üstü direkt alabilir idealden. Fakat yüksek orandan almak isteyenler varsa Les United bir çıkış yakalamışken bunu sürdürür. Newcastle bir darbe daha vurur. Newcastle benim sevdiğim takımlardan bir tanesi. Ona rağmen her maçını izlediğim iki takımdan burada 1 ve 2.5 üstü 2.32 gibi orandan sizlere yüksek orandan önereceğim. United'la West Ham mücadelesi. Bakın West Ham Sistemi olan bir takım. West Ham'a 3-30 gibi bir oran açmışlar. Bunlar dalga geçiyor bakın. West Ham bu mücadeleyi belki galip gelir. Öyle söyleyeyim ben sizlere. West Ham oynadığı futbol sistemi olan bir futbol. Oturmuş bir futbol. Les United'dan 3 tane gol yedi fakat oynadığı futbolla 2 tane attı. United o kadar gol atabilir mi? Veya West Ham o kadar pozisyonu bunlara verir mi? Bilmiyorum. Fakat sizlere şöyle bir öneri yapacağım. Şimdi ben burada West Ham'ın golünü United'dan önce West Ham'ın golünü kendi kafama yazdım. United'ın son mücadelesine baktığımız zaman da 2 haftadır takımda 2 tane isim var. Bakın bu iki isme çok dikkat edin. McTominay, Bruno Fernandes. Özellikle Fernandes son 2 maçta inanılmaz derecede etkili. Fernandes'in etkili olmasından dolayı United üretkenlik çok fazla. Üretkenlik yaratmada çok fazla sıkıntı çekmiyor. Özellikle son iki haftada Fernandez bakın çok iyi oynuyor maçlarda. McTominay'de keza çok iyi. Bu iki ismi ayrıca parantez açmak istedim United takımında. Ben burada United'ı ne kadar favori gösterseler de ben zaten rolling sistemime tek maç aldım bunu. Videonun sonunda bir rolling var bildiğiniz üzere. Bu rolling ile direkt United'in KG varı. 1.47 gibi oran açmışlar. Gelir bence. KG var olarak değerlendirdim. Yüksek orandan ne alırım diye baktığım zaman da şöyle bir öneri yapacağım sizlere. Şöyle gir çık yaptığım zaman düzelecektir. West Ham takımının atacağı iki gol. 2 atacağı iki gol. 2.36 West Ham'ın atacağı 2 gol 2.36 Tekrar söylüyorum. West Ham'ın atacağı iki gol. 2 gol 2.36 İnanılmaz bir oran bence gelir. Bol şanslar. stoksi ile Fulham mücadelesi. Fulham inanılmaz şekilde son haftalarda şampiyonluk havasına girdi herhalde. Öyle söyleyeyim ben sizlere. 1.73'te oran açmışlar. Son oynadığı 3 karşılaşmayı söylüyorum. 7-0, 6-2, 6-2. İçeri dışarı fark etmiyor. Oynadığı kaç maçtı? Tekrar şöyle bakayım. 26 maçta 70 gol attı. En yakın rakibinden neredeyse 30 gol fazla attı. İçeri dışarı fark etmiyor bakın. Bunlar hücum attı. Mitrovic, sol açık Kebano, ofansif ortası Carvalho, sağda da Wilson. İleride de dediğim gibi Mitrovic makine işlemeye devam ediyor. Diyerekten ben sizlere direkt uzatmadan burada Fulham'ın atacağı 2 gol. Beklenti 1-2. Fulham'ın 1-2 skorla galip gelmesi. Burada direkt tek tercih yazmışım ben. Deplasman'ın atacağı 2 gol. 1.76 gibi orandan hoştur, helaldir. Ben değerlendirme altına alacağım. Güzel bir mücadele. Fulham son haftalardaki performansını terminatörlüğünü devam ettirirse Stoke Stok City'ye de ben burada 2 gol açmasını bekliyorum. Villarreal ile Mallorca mücadelesi. Villarreal kendi evinde çok iyi oynayan takımlardan bir tanesi Villarreal takımı. Zaten baktığımız zaman hücum hattında Pino olsun. iki tane Moreno var. Bildiğimiz bizim en popüler Moreno'muz Gerard Moreno. Hücumda çok fazla sıkıntı yaşamıyor. Kendi evinde de iyi işler çıkartıyor. Mallorca takımının zayıf yönleri çok fazla. Şöyle zayıf yönleri var kontrol atakları çok iyi savunamaya savunamıyor. Hava topu mücadelesinde çok iyi değiller. bireysel hataları da çok fazla yaptığından dolayı Villarreal'in de zaten gol şanslarında bitiriciliği yüksek seviyede bir takım. Kendi evinde iyi oynayan bir takım. Villarreal'in atacağı iki gol burada idealdir diyerekten de ben ev sahibi bir buçuk üstü 1.45 gibi orandan sizlere önermek istiyorum. İdealden gittim bu mücadelede de değerlendirme altına almak isteyenlere bol şanslar dilerim. Sevilla Celta Vigo çok güzel maçlardan bir tanesi. Kombine medal alacağım maçlardan bir tanesi bu. Şöyle söyleyeyim ben sizlere. Bakın. Celta Vigo'nun son mücadelesini izledim. Ya boştaydım. Çok fazla güzel mücadele yoktu. Celta Vigo Osasuna mücadelesi. İlk, ilk 45 dakikasını izledim ben. Hatta sonradan da izledim. İkinci yarı Osasuna biraz daha etkili oldu. Fakat ilk yarısını izledim. İlk yarıda Celta Vigo saldırdı yani. Acımadı Osasuna'ya. Dedi ki ya Osasuna bana atacak ya ben onları atacağım. Ve ilk yarıdan iki tane gol attı Celta Vigo. Yani ilk yarıdan inanılmaz bir performans sergiledi. Sevilla'nın da maçına biraz bakma şansım oldu. Valencia ile oynadı. Biz zaten kombinaya almıştım. Deplasman 1.5-6 almıştım. Tek o maça kalmıştı. Ben Fenerbahçe maçıyla kombinlemiştim. O maç kalmıştı. İzledim. Sevilla pozisyona girmekte bir sıkıntı yaşamadı. Şansımızın yardımıyla ikinci golü atmadı. Hatta sonradan Valencia kırmızı kart gördü. Ondan sonra bir aşıtma aşıt, bir pozisyona girdi. Sevilla aşıtma vurdu. O girmedi mesela. Şansımızın yanındaydı yani öyle söyleyeyim. Ben sizlere şöyle bir şey yapacağım. Son haftaki Celta Vigo ilk yarı performansını sergilerse. Bakın ilk yerden gelecek bir gole 1.38 gibi bir oran açmışlar. Bence çok güzel. Değerlendirme altına alınabilir. Sevilla Celta Vigo maçı ilk yerden gelecek bir gol. Bir 40'a yakın oranı var. Değerlendirme altına alınabilir. Lazio Atalanta mücadelesi. Atalanta zaten son haftalarda yani Atalanta'nın futbolu sergilemeye devam ediyor Atalanta. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Şimdi son maçta Inter'le berabere kaldı. O maçta zaten dünyayı patlattığını söylemiş, söyleyebilirim sizlere. Oynadığı maçta. Lazio'ya baktığımız zaman da Lazio'nun da geri attığı gerçekten sıkıntı. Hem bireysel hataları yapıyor hem de geri geldiği zaman da çok fazla boşluk bırakıyor. Burada Atalanta kanatları da çok fazla kullandığından dolayı ben Lazio'ya karşı bu da direkt galibiyetine gitmeyeceğim. Golli bir mücadele bekliyorum. İdealden üst tercihine gitmek daha mantıklı olacaktır benim için. Fakat dediğim gibi etkili isimlerle birlikte burada aynı şekilde Zapata olur mu olmaz mı? Tam bilmiyorum. Son durumu belli değil. Sanırım maç saatine yakın belli olacak. Olsa da olmasa da çok fazla fark etmez. Aslında fark eder de Lazio'ya karşı fark etmez. Zaten ikilinin maçlarına baktığımız zaman da geçmiş yıllara da bakalım. Yakın tarihe de bakalım. Maçları genellikle gollü çık geçmiş. E, Lazio'nun hücum hattı da başarılı. Kendi evinde zaten genellikle gollü maçlar oynayan takımlardan bir tanesi. Kendi evinde zaten Atalanta'ya karşı kalkıp da defans yapmayacak burada. Çünkü kendi evinde oynuyorsun. Taraftarın var kendi evinde oynadığından dolayı mutlaka hücum yapacaktır. Atalanta'da arkada kalan pozisyonları iyi değerlendirecektir. Lazio da gol bulabilir. Gol bulabilir. Ben burada 2.5 üstünü zaten direkt idealden yazmışım. 1.45 gibi oran var. Onun dışında şöyle bir de bir tercih yazmışım arkadaşlar. 2.5 üstü idealdir. Atalanta'nın atacağı 2 gol. Neden bunu yazmışım? Tekrardan bahsedeyim. Kendi evinde Lazio bastıracaktır. Arkada kalan boşlukları Atalanta takımı iyi değerlendir değerlendirebileceği için Atalanta'nın atabileceği 2 golde değerlendirme altına almışım. Değerlendireceklere bol şanslar dileyim. Son mücadelem Sporting ile Braga mücadelesi. Sporting'in şöyle bir kimyasından bahsedeyim. Kendi evinde oynadığı bu tür maçlarda herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Liderlik yarışında Porto'nun 3 puan gerisinde zaten Sporting takımı. O yüzden ee, yine şampiyon olmak istiyor. Kadrosu da buna gerçekten müsait. Ben burada Sporting'in tarafındayım. Sporting bu tür kendi evinde oynadığı büyük maçları Braga'da bildiğiniz üzere kaliteli bir takım. Çok fazla sıkıntı yaşamayacaktır bu mücadeleyi. O yönden kazanacaktır. Bir tane maçım eksik onu da ekleyip anlatacağım sizlere. E, ee, veya anlatmayayım direkt. Bu mücadeleyi ne ben direkt maç sonu bilini sizlere öneriyorum. Ben burada Sporting'in direkt galibiyetini 1.45 gibi oranla idealden vereceğim. Daha yüksek oranlar isteyenler varsa 4.5 altında bir şekilde yapabilir. Fakat direkt maç sonu bir benim ideal tercihimdir. Lens mücadelesini atlamışım. Aynen. Normalde mülterimde var. Ekranımda açık. Ben de niye gözükmüyor diyorum. Lens Lazio. Lens Marsilya mücadelesi. Lens arkadaşlar bu sezon kendi evinde oynadığı büyük takımlara bakalım. Reni yendi. Lili yendi. Paris'te birbir berabere kaldı. Şimdi Sam ve kadroyu da güçlendirdi bu arada. Lens takımı. Kadroya birkaç transfer yaptı bildiğin üzere. Şimdi Lens'in bu sezon kendi evinde oynadığı büyük takımlara karşı gerçekten başarılı bir performans gösterdiğini biliyoruz ki zaten baktığımız zaman da e, Fofana var takımın kaptanı ve takımın şu an en iyi performansını gösteren kaptanı Fofana. Kupa maçında inanılmaz bir şekilde performans gösterdiği lig maçlarındaki de aynı şekilde. Ben Lens'in kendi evinde zaten gol bulmasını bekliyorum. Arkada Fofana olacak. Hücum hattında Said Sotoka sağ en sağ açıkta forvette de Muinga olacağı için çok fazla sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum ben. Marsilya bildiğin üzere transferler yaptı. Bakan Buyu aldı. Sedrik Bakan Buyu aldı forvet hattında. Belki onu oynatabilir. Sağda Cengiz, Payet, Genduzi solda Harit oynatabilir. Kadrosu ideal. Ben bir K.G var maçı bekliyorum burada. Notlarımı da alayım. Notlarımı bu ma maçı nedense çıkarmışım. Şöyle canlıdan alayım. KG var alayım. 1 gibi de bir skor beklediğimden dolayı ben sizlere direkt burada KG var 1.55 gibi orandan önereceğim arkadaşlar. Tek maç KG var olarak değerlendirme altına alabileceğiniz maçlardan bir tanesi. Toplamda 12 tane mücadele anlattım sizlere. Öncelikle dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve videonun sonuna rollingimiz gelsin ekrana. Arkadaşlar rollingi ben ekrana verdiğim üzere Manchester United'la ile West mücadelesine tek maç. Youtube'da bir rolling yapmak istedim. Ve rolling bir. Zaten ben rolling'im rolling 3'teyiz sanırım katıl grubunda. Burada da bir tek maç olarak önermek istedim. West Ham inanılmaz bir şekilde performans sergiliyor. Gol yese de son mücadelesinde 3-2 mağlup olsa da gol yollarında bir sıkıntı çekmiyor. Sistemi olan oturmuş bir takımlardan bir tanesi West Ham takımı. United'a e baktığımız zaman da son hafta 3-1 galip gelse de kalesinde çokça pozisyon verdi. Hücum hattında Bruno Fernandes yine aynı şekilde ben yüksek performans sergilemesini bekliyorum. Bruno Fernandes yine aynı şekilde o performansını sergilerse United takımında ben kendi evinde favori zaten. Gol bulmasını bekliyorum. Taraftar önünde gol bulabilir. Ben sizlere KG var önericem. Beklenen skor zaten mücadelede 2-2. Yüksek orandan ben sizlere zaten ne önerdim? West Ham'ın atacağı iki gol, 2 gol 2-36 mı 2-26 mı ne oranı vardı? Tekrardan değerlendirecekleri herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da destek verirseniz de sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay. Seviyorsunuz arkadaşlar.